arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için gördüğünüz bu çalışmamızı yapacağız 08 aylık bebeklerimiz için uygun bir çalışma hemen ölçülerimize bakalım daha net fikir sahibi olalım şöyle en üst kısımdan en alt kısma baktığım zaman 34 santim elbisemizin uzunluğu Beden genişliğine bakacak olursak kol altından beden genişliği ise 23 santim. Bir omuzdan yani kolumuzun bir ucundan diğer ucuna ölçtüğüm zaman ise 33 santim ölçüde. Evet ölçülerimizi bu şekilde gördük. Ben elbisemi örmek için bir adet ip kullandım ama ipimin metresi büyüktü sizlere inşallah videomuzun içerisinde gerekli bilgileri vereceğim sadece kalan ipi bu kadar Evet ölçülerimizi verdikten sonra hemen bu güzel elbisemizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin Elbisemi örmek için 2.75 mm tığımı kullanıyorum. Sizler 2.5-3 numaralı tığlarla da örebilirsiniz. İpimin markasına bakıyorum. İpim papatya marka. Güzel bir ip. Arkasını çevirip gramıyla metrajına bakalım. 100 gram 360 metreden oluşmakta. Birazcık daha diğer 100 grama 250 metre olan iplerimizden birazcık daha ince. Evet zincirimizi çekerek hemen elbisemize başlayalım. 94 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane düğümümü attım sıkıştırdım. Üzerine trabzan öreceğimiz için şöyle tığımızı biraz rahatlatıyoruz ve biraz rahat rahat trabzanlarımızı trabzanlarımız için zincirlerimizi rahat çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 94 tane zincirimi çekerek tamamladım. Şimdi kaç santim geldiğine bakalım sorumu aldım. Şu şekilde bırakıyorum ölçümü ve tığımın ucunu burada tutuyorum metal yerinde ve devam ediyorum şöyle ölçmeye şurada tuttum bakınız hiçbir şekilde müdahale etmiyorum 42 santim şöyle tutuyorum göstermek istiyorum 42 santime karşılık gelmekte biraz rahat çektim zincirimi sizlerin ki iki aşağı olabilir üç aşağı olabilir hiç önemli değil işlemimizi devam edebiliriz şimdi bu zincirlerimden geriye doğru sayıyorum 1 2 3 ve 4 Dördüncüye gelerek batıyorum zincir ilavesi yapmadım çektiğimiz zincir yeterli 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. Tekrar tığımın başına doluyorum. Yanındaki zincir yuvasına giriyorum. Bir defa ipimi alıyorum. Bakın 3 tane ilmek görülmekte. 1. 2. 3. Hepsini birer birer örüyorum. Önce çıktığım ilmeğimi, daha sonra başını doladığım ilmeğimi ve sonra örgümü devam ettiren ilmeğimi 3 defa da alıyorum. Sıradaki zincire giriyorum. 1 2 ve 3 tekrar giriyorum 1 2 3 1 2 3 bütün zincirlerimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim Son trabzanımıza kadar kutucuklarımızı yaparak geldim. En son trabzanımızı da birlikte örerek son kutucuğumuzu tamamlayalım. Bakın trabzanımı iki zincirimi ördüm. Buradaki zincirden döndüm. trabzanımı tepe noktasına batıyorum ve son kutucuğumu da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Kutucuğumuzu birlikte sayarak kontrolümüzü yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 tane kutucuğumuzu örerek tamamladık. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayabiliriz. Burada Bakınız 4 tane zincirimizi çekmiştim. 4 zincirimi çektikten sonra kutucuklarım içerisine örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki kutucuğu atlıyorum. Bir sonraki kutucuğun içerisine 6 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa da çekerek örüyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü kez aynı işlemimi tekrar ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Altıncı ve son trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Doluyorum. Batıyorum. 1, 2 ve 3. Toplamda 6 tane trabzanımı örüyorum. 4 zincir çektim. bir kutucuk atladım. 2. kutuca 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 trabzanımı ördüm. 6. trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Çektiğim 2 zinciri hemen yanındaki kutunun içerisine şöyle kutunun altından girerek batıyorum. Ve sık iğnemle buraya bağlıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum, yanındaki kutucuğun içerisine buradaki yaptığım gibi 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 doluyorum 1 2 3 1 dolayıp 3 defa da çektiğim 6 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. Sayalım kaç olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve son trabzanımı örüyorum. 6 tane trabzanımı da buraya ördüm. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum 6 trabzanım sonrasında. 1 ve 2. Hemen yanındaki kutucuğa gelerek batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın trabzan sonrası 2 zincir çekip kutucuğa batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip yandaki kutucuğun içerisine girerek 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir dolayıp 3 defa da aldığım 6 tane trabzanımı örüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, sonuncuyu örüyorum 6 6 tane trabzanımı ördüm 2 zincir çekiyorum 1 ve 2 hemen yandaki kutuca şöyle alttan giriyorum ipimi alıp bağlanıyorum yeniden 2 zincir çekip diğer kutucuk için hazır oluyorum tığımın başını doluyorum 6 trabzanım örüyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz 6 kutucuk, 2 zincir, yandakine batıyorum, 2 zinciri çektikten sonra yandakine girip e, trabzanımı örüyorum. Yani bir kutucuğumuzda trabzan, bir kutucuğumuza 2 zincir batıyoruz. Birinde trabzanlarımızı örüp birinde 2 zincirlerimizi örüyoruz. Ve e, sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Trabzanlarımızı ve aradaki 2 zincirlerimizi örerek tamamladım. Şöyle bakınız. 6 trabzan 2 zincir 2 zincir 6 trabzan şekliyle ördüm sona kadar geldim en son kutucuğun yanındaki kutucuğuma 6 trabzanım ördüm sondaki kutucuğumuzu da trabzanla bitiriyoruz başlangıcımızı 4 tane zincirle başlamıştık bir kutucuk atlamıştık bakınız son trabzanımızı bir kutucuk atlıyoruz tığımın başını doluyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde bir iki kenara geçiyorum. Bakınız bir ikinci zincire batıyorum. Bir iki üç defa da alıyorum. Bu şekilde kenarımızı da trabzanımızla tamamladık. Yeni sıraya geçmek için hazırız. Dört zincirimizi yine çekelim. Bir iki üç dört. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi burada 6 tane trabzanımızı 3 3 olarak öreceğiz. 3 tane trabzanımızı öreceğiz. Araya 2 zincir çekeceğiz. Sonra 3 trabzanımızı yine öreceğiz. Araya zincir çekmeden ikinci grubumuza geçeceğiz. Evet, şimdi yaparak daha güzel anlatacağım inşallah. Tırabın başını doluyorum 4 zincirden sonra. Bakın trabzanlarımızı şu şekilde yandan giriyorum ilk trabzanımı. Tepesinden batmıyorum. Yandan giriyorum. Öne şöyle kıvrımlı güzel görüntüsünü bu hareketimiz düşürecek. 1 2 3 3 defa da çıktım bu birinci trabzanımız. hemen yanındakine yine yandan giriyorum 1 2 3 2 taneyi ördüm şöyle öne de bakın kıvrımda bir görüntü düştü üçüncüyü örüyorum 1 2 3 6 tane trabzanımızı 3 3 olarak ayırıyoruz 3 trabzanımı ördükten sonra üçüncünün üzerine 2 zincirimi çekiyorum ve tığımın başını doluyorum. Kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde yandan girerek örüyorum. Birincisini örüyorum. ikincisini örüyorum. Üçüncü trabzanımı da yandan girerek 3 defa da örüyorum. Bakın 6 tane trabzanımızı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yandan girerek ördüm. Ve önde de elbisemizin güzelliğini gösteren bu kıvrımlı bölümümüz oluştu. Şimdi İkinci 6'ya geçiyoruz. İkinci 6'ya geçişimizde arada zincir yok. Sadece 3 üç ve 3'lerin arasında zincirimiz var. Sıvıman başını doluyorum. 1, 2, 3. İkinci trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı yandan girerek ördüm. Araya 2 zincir çekiyorum. Kalan 3 tane trabzanımı da yine aynı şekilde örüyorum. 1 2 3 6 trabzanımızın 6'sını da bu şekilde tamamladım. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanım ördüm. Önden bu şekilde görünüm. Hemen devam ediyorum. Diğer gruba geçerken gruplar arası zincirimiz yok. Hemen başlıyorum. Yandan giriyorum. 3 tane trabzanımın ilkini örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Araya 2 tane zincirimi çektikten sonra 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Araya zincir çekmiyorum. Diğer 6'ya başlıyorum. 1 2 3 3 trabzanım ördüm. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar kalan 3 trabzanımı da yandan örüyorum. Bu sıramızda bu işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 3 trabzanımızı yandan ortaya 2, geri kalan 3 trabzanımı örüyorum. Diğer gruba geçerken zincirimizi çekmiyoruz. Önden de bakın şöyle görünümümüz olacak. Sıradan bütün trabzanlarımızı örelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi bakın en son 3 tane trabzanımı 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm. Son kenardaki zincirimizin üzerine yeni trabzanımızda tamamlıyoruz. Şu kenarımız için hemen 1 2 sayıyorum atıyorum. başın dolamıştı. 3 defa da yukarıya çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve yeni sıramıza başlıyoruz. Artık bundan sonra bütün işlemlerimiz birbiriyle şimdilik aynı devam edecek. Şuradaki görmüş olduğum iki tane zincirin içerisine alt sırada yapmış olduğum gibi 6 tane trabzanımı öreceğim. Hemen başlayalım bakın. Sonrasında da 6 trabzanımızı diğer sırada ikiye bölüp bu sıramızda yaptığımız işlemimizi tekrar edeceğiz. Sıramın başında oluyorum. Giriyorum. 6 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. ve son trabzanımı ördüm. 6 tane trabzanımız tamamlandı. Şöyle uzaktan tutayım daha rahat görelim. Araya 2 zincir çekiyorum ve iki zincir şuradaki tam 3 3 olarak grupları ayırdığımız yerin ortasına gelerek batıyorum iki zincir tekrar iki zincir çekiyorum batmış olduğum yere çektiğim iki zincirden sonra buradaki bir önceki sırada çektiğim yuva içerisine yani iki zincir içerisine girerek altı tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 2 zincir çekiyorum. Her iki grubun arasına gelerek batıyorum. Tekrar iki zincirimi çekip tığımın başını dolayarak buraya giriyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir üst sırada yapmış olduğumuz işlemimizi Tekrar 6 trabzan 2 zincir çekip her ikisinin ortasına batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip bir önceki 3 3 böldüğüm yerin arasına girerek batıyorum. Tekrar sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan, 2 zincir şeklinde sıramı tamamladım. En son kenarım için trabzan yaparak bitiriyorum. Bir tane tığımın başını doluyorum. Kenardaki bakınız 3 trabzandan ayrı kenarımızın zinciri vardı. Onun tepesine batıyorum. Hemen bir yanına batalım. Daha düz duracaktır. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yine şurada yapmış olduğumuz gibi 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Kendi aralarında bölerek yandan girişler yaparak öreceğiz bu sıramızı. Tığımın başında oluyorum. İlk trabzanımı yandan örüyorum. 3'er 3'er ayıracağız bu sıramızda. iki zincirimi çekiyorum tekrar kalan 3 trabzanımı yandan örüyorum gruplar arası zincirimi çekmiyorum sadece kendi 3 3 arasında iki tane zincirimiz olacak 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan diğer gruba geçişte zincir yok hemen doluyorum 6 trabzanı yandan giriyorum. Bu sıramızı bu şekilde yandan girerek tamamladık. Altta yapmış olduğumuz gibi bakınız. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Bir sırasında 6 trabzan, diğer sırasında ise 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı yandan girip alıyoruz. Sonrasında tekrar edeceğimizde bu iki sırayı tamamladığımızda yeniden 6 trabzan, 2 zincir araya batıyorum, 2 zincir çıkıp tekrar e, buradaki bir e, önceki 3-3 böldüğümüz yerdeki 2 zincire 6 trabzanımızı örüyoruz. Bu sıramızda 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ayırma yapıyoruz. Ve bundan sonra bu sıramı tamamladıktan sonra bir çift daha örelim. Yani 6'yı örelim. Sonra 2, 2 bölelim. Ve elbisemizi kollarını ayırıp gövde kısmına geçelim. Bir yandan giriyorum. 3 3 ayırıyorum 2 zincir diğer üçümü de örüyorum 3 bu sıramı tamamlıyorum sona kadar bu sıramız bu işlemlerimizi yaparak tamamlayalım ondan sonra da bir sıra altı trabzanın olduğunu ve bir sırada bu grubumuzu örelim ve modelimizi tamamladıktan sonra gövdemizi ayıralım kollarımızdan. Evet şimdi bu sıramı tamamlıyorum. Bir sıra daha tamamlayarak bitireceğiz. Yani burada 1, 2, 3 tane tamamladıktan sonra yeniden görüşelim. Birinciyi ördüm, ikinciyi ördüm, üçüncüyü örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Evet sıralarımızı örerek geldim. 1, 2, 3 sıra ördük. Bakınız şu şekilde. Şimdi e, artışımızı yapalım. Buradan Artışımızı yaptıktan sonraki sıramızda ise kolumuzu gövdemizden ayıralım. 3 trabzan ördüm kenara batıyorum 1 2 3 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Buraya 6 tane ördüm trabzan yerine artık artışımı yaparak 8 tane trabzan örüyorum. Bundan sonra 3'er 3'er değil 4'er 4'er ayıracağız. Bakın 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm sayalım 2 4 6 8 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2 araya batıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar 8 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum sıramızı tamamladıktan sonra kolumuzu gövdemizden ayıracağız ve birleştireceğiz. Arkadan 2 4 6 7.yi örüyorum ve 8 lütfen bu sıraya dikkat edelim. 4. grubumuzun başına bakıyoruz. 1. 2. 3. bu 4. 8 ördüm. 2 zincir çekiyorum. Araya giriyorum. Tekrar 2 zincirimi çektim. Bütün trabzanlarımızı 8 trabzan 2 zincir örerek sıra başına kadar gelelim. Trabzanlarımızı 8'e çıkardım. 8 trabzan 2 zincir battım. Tekrar 2 zincir çektim. 8 trabzanımı ördüm ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi burada arkadan elbisemizi birleştireceğiz. Kollarımızı gövdemizden ayıracağız. Ben bölümlerime ayırdım. Arkam için 1 2 3 dilim ayırdım. Bu tarafta da 1 2 3. Toplamda 3 sağda 3 solda 6 dilim. Kollarımızda 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer kolumda 1, 2, 3, 4 ve 5. Önümüzde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön ve arkalarımız 6. Kollarımızda 5'er trabzan grubu olacak. Yani şu şekilde gelen gruplarımız. Şimdi en son trabzanımı ördüm. Kenardaki bakınız bir trabzanımı örmüyorum. Birleştirme işlemini yapıp burayı kapatıyorum. 8 trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki başlangıç yerine gelerek batıyorum ve kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada buna çok dikkat edelim lütfen. Örgümüzün arkasını çeviriyoruz ve 8 tane olan trabzanımızın dördünü örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum tekrar dördünü örüyorum şimdiye kadar üçer üçer yapmıştık onu artık 4 bir tarafta 4'te bir tarafta örüyoruz 4 tane trabzanı ördüm 2 zincirimi çektim diğer tarafa da 4 trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 birinci grubu bitirdim arkanın şimdi ikincisine hemen başlıyorum 4 tane trabzan ikisini ördüm üçüncüyü örüyorum ve dördüncüyü örüyorum iki zincirimi çektim tekrar 4 trabzanımı örüyorum ve elbisemin iç tarafından örüyorum ben yani ters yönünden elbisemizin düz yönü bu çıkıntılı olan bölümler şimdi işaretimin olduğu yere kadar üç grubu örelim birinci grubu bitirdim ikinci örüyorum üçüncüyü de örelim 3 grubumuz ördüm birleştirme yerinden sonra birinci grubumuz, ikinci grubumuz, 3. grubumuz. Kolumuz için bıraktığımız işaretime geldim. Bu aradan 1 2 3 4 5 tane işaretimiz vardı. 5 dilimi ayırmıştık. Şu şekilde büküyorum. Tığımın başını dolayarak hemen işaretimden sonra gelen ilk 8'li grubun dördünü örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, kolumuzu bu şekilde birleştirdik. Şöyle bir işaretleri çıkaralım ve kolumuzu görelim. Bakın ne kadar rahat oldu. Burası elbisemizin arka tarafı. Bu kolumuzun altında boşluğumuz var. Üstteki bölümlerimizi 1 2 3 4 5 dilim olarak görmekteyim ve elbisemin ön kısmındaki bu altı dilimi 4'er 4'er arasında iki zincir çekerek ayırıyorum ve tamamlıyorum. 6 dilimimizi de önümüz için kolumuzu birleştirdikten sonra örerek geldim 1 2 3 4 5 6 şimdi işaretimin bulunduğu yerdeyim işaretimi çıkarıyorum 1 2 3 4 5 bakın 5 tane kolum için ayırdığım dilimimi şöyle kenara alıyorum buradaki işaretimizi de çıkaralım ve son olarak arkadaki 3 tane dilimimizi dörder dörder ayırıyoruz. Bakınız ilk dilimimizi ayırmıştık birleştirme noktasından sonra. Bu da son üçlümüz. Önümüz ve arkamız 6'şar dilimden oluşmakta. Kollarımız 5. Tığımın başını doluyorum. Hemen geliyorum. Araya zincir çekmeden 4 4 ayırıyorum. 2 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum araya 1 ve 2 diğer 4'ü örüyorum 2 3 4 1. dilimini bitirdim 2 ile 3'ü de örelim Arkadan dörder dörder trabzanlarımız da ördüm. Başlangıç noktamızın bulunduğu yerdeyim. Şimdi elbisemizi tekrar iç kısmı yani düz yönünden örmeye devam edeceğiz. Şöyle düzeltelim. Bakınız elbisemizin düz yönü bu çıkıntıların olduğu bölümümüz olacak. Şöyle görelim bak. Gayet güzel. Gövde genişliğimiz çok güzel. Kollarımızın genişliğine şöyle bakın ne kadar rahat gövdemizde yine aynı şekilde gayet rahat. Şimdi birleştirme işlemini yapalım ve bundan sonrasında yine 8 tane trabzanımızı, 2 zincirimizi bu sıra sonrasında örelim. Bundan sonra kollarımızı artık örmüyoruz. Gövdemize başlıyoruz. Tığımı şöyle girdirdim. Bakın. Şuradaki bölümüme ilk trabzanın bulunduğu yere gelerek batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra bir tane daha ilave ediyorum toplam iki zincirim oluyor ve bu ortadaki bölüme 8 trabzanımı örüyorum örgünün düz yönünden örelim lütfen böyle toplu trabzanlarımız örgünün düz yönünden böldüğümüz bölümleri 4 4 böldüğümüz bölümleri ise arka bölümünden arkadan örelim şimdi bütün buradaki iki zincirlerin içerisine 8 trabzanlarımızı örelim ve başlangıç noktamıza gelelim ön yüzden 8'er trabzanı örerek geldim şuradan başlamıştım ve bitişimiz burada hemen bitiş noktasına kadar geldik birleştirip yine 4'er 4'er ayıralım iki zincirimi çektim çektiğim iki zincirimi hemen diğer iki zincirin bulunduğu noktaya batıyorum bir İki tane daha zincirim çekiyorum. Tığımın başını dolayarak örgümün arkasını çeviriyorum. Bu kabartma işlemi yani dörder dörder ayırdığımız bölüm arka tarafta olacak. Dört tanesini örüyorum. Araya iki zincir. Yani şimdiye kadar yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Araya iki zincir. İki sırada bir modelimiz kendisini yeniliyor tekrar ediyor yani her bir iki sırada aynı şekilde devam ediyoruz 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan diğerine geçiyorum ve başlangıç noktama kadar örgümün arka yüzünden yani elbisemizin ters yönünden bu işlemi yapıyorum Elbisemizin arka bölümünden 4 trabzan, 2 zincir 4 trabzanımızı ördük. Başlangıç noktasındayız. Diğer tarafın 4 trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum. Şöyle yapalım. Ve elbisemin tekrar ön yüzünü çeviriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Burada artış yapıyoruz artık. 10 tane trabzanımızı örüyoruz. 10 trabzan, 2 zincir. Tekrar buraya batıp 2 zincir çekip 10 on trabzan. Onar onar örüyoruz ve elbisemizin gövdesini genişletiyoruz ve sonrasındaki sıramızda elbisemizin arka yönünden 5 tane trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak ayırıyoruz. Şimdi birlikte 10 trabzanımızı örüp gövdemizi genişletelim. Sonrasında beşer beşer ayırarak biraz büyültelim. Elbisemizi genişletiyoruz. 2 4 6 7 8 9 ve 10 biraz böyle öreceğiz 10 trabzan olarak 2 zinciri çektim araya gelip batıyorum tekrar iki zincir çektim 10 tane trabzanım elbisemin düz yönünden örüyorum ve diğer işlemlerimizi tam yarıya bölerek elbisemin arka tarafından 5 trabzan 2 zincir 5 trabzanımı örüyorum ön yüzden ve arka yüzden örerek biraz büyütelim Elbisemizi ben örmeye devam ettim ve yeterli ölçü olana kadar ördüm. Şöyle çan şeklinde açıldığını görüyoruz eteğimizin. Bu açılımı ise şurada gördüğünüz işaretlerle yaptığım artışlar sonucunda oluştu. Şimdi artışlarımın sayısını ve sırasını size söylemek istiyorum. Şurada 6 tane trabzanımızı birlikte örmüştük. 6 trabzanımızı üçer üçer bölme şeklinde örmüştük. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. Şöyle dilimli olarak gelen kısımdan sayıyorum bakın. 1 yani çift olarak saydığımız zaman çift olarak kabul edin yani ben tek sayıyorum 1 2 3 kolumuzu birleştirdikten sonra 6 olan trabzan sayısını buradan itibaren 8'e çıkardım bakınız bir çift ördüm 2 çift ördüm 2 çifti 8 olarak ördüm 4'er 4'er bölerek ayırdım daha sonra ikişer ikişer artmamız gerekmekte tam yarıya böleceğimiz için daha sonra 10 trabzan sayısına çıkardım 10 trabzan sayısını kaç çift ördüğümüze bakalım 1 2 3 3 çifte 10 olarak ördüm 5 ve 5 olarak ayırdım Son olarak ise 12 olarak ördüm. 1 çift, 2 çift ve 3 çifti 12 olarak ördüm. 6 ve 6 olarak bölümlerini ayırdım ve elbisem yeterli ölçüye geldi. Ve son sıramı artık e, örerek bitiriyorum ve ipim benim. Bir yumaktan bu kadar kaldı. Bununla da ben e, son sırayı öreceğim. Hemen hemen başa baş ipim e, yetmiş olacak. Son sıramızı örmek için Arkamı çevirdim. İlmeğim burada kalmıştı ve hemen batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak araya girip batıyorum. Tam ilmeğimin arasına. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki gördüğünüz araya batıyorum. Şuraya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya bir tane. Tığımın başını dolayarak birer birer geliyorum. Ortada iki zincir çektiğim yere ise üç defa başını dolayarak batıyorum. Bir, 2 ve 3 ortada başın doladığımız yere 3 defa battım sonrasında diğer trabzanlarımı da birer birer örüyorum aralarına girerek ve son sırayı bu şekilde güçlendiriyorum dilimimi bitirdim şu araya batıyorum araya bütün aralara birer birer başını dolayarak örüyorum 2 zincirimin olduğu yere 3 defa batıyorum 4 de batabilirsiniz o zaman daha sivri bir dilim olur şöyle şurası daha belirgin hale alır Evet şimdi bu işlemimi tekrar ede ede başlangıç yerime kadar geliyorum başlangıç noktamıza kadar geldim ilmeğimi başladığım noktaya geçiriyorum ve diğer ilmeğimden geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekip Burayı sabitleyip düğümümü atıyorum ve elbisemin etek kısmını da bu şekilde örerek tamamlamış oluyoruz. Şöyle dilimlerini daha belirgin hale getirdik. Şimdi sırt kısmını çok derin bırakmışım. Bu kadar derin istemiyorum. O yüzden yukarıya doğru ben dikmek istiyorum. Şu kadar yer yeterli olacaktır. Bir tane küçük şöyle düğme ve bir tane de ileğimizde bu kısmı ayarlayalım. Geriye kalan alt kısmı ise dikelim. Şöyle yeteri kadar ipimi alıyorum. İğneme ipimi taktım ve elbisemin sırt kısmı için fazla olan bölümü dikmek istiyorum. Sadece küçük bir yere şu şekilde düğme ile bir tane düğme ve bir ilik olacak şekilde ayırıyorum ve aşağıdan dikmeye başlıyorum. Hemen alıyorum. Karşılıklı güzel bir şekilde belli olmayacak şekilde dikiyorum. Yukarıda az bir şey bebeğimizin başı geçecek kadar bir bölüm ayıralım. Bir dalga bıraktım. Bir tane de bakınız kutucuğumuz var. Bir de trabzanımızın olduğu yer. Buradan ipimi düğüm atıp bitiriyorum dikiş kısmını ve elbisemin üst kısmına şu, şu kısma yani yukarıdaki kısma bir tanesine düğme bir tanesine ilik dikeceğim. Evet sevgili arkadaşlar arkasına diktik ileğimizi ve düğmemizi tamamladıktan sonra şöyle kutucuklarımızın içerisine ben kurdelemi de taktım böyle güzel bir görüntü meydana çıktı ve bir çalışmamız da bu şekilde tamamladık ipimden sadece şu kadar kaldı Eğer daha az metrajlı iplerimiz olacaksa mutlaka iki tane edinmeliyiz Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın